Tamam. Şimdi yaklaşık bir 10 dakikadır ezme işini yaptık. 10 dakikada bu hale geldi boya. Bakın. İçerisinde taş kömürü haline geldi ya, artık sertleşti. Kaç milyon sene Allah bilir. İçinde artık bunun karbondan başka bir şey kalmadı gibi neredeyse. Birazcık daha herhalde bir 10 milyon sene daha geçse muhtemelen elmas mı olacaktı, ne olacaktı artık. Neyse. Şimdi yakından çekersen bak bu parlak parlaklar daha çok fazla ezmediğimizi gösteriyoruz yani. Ne kadar işte havanda incelttik, inceltebildiğimiz kadar. Şimdi su koyacağız. Her zaman yaptığımız işlemler bundan sonrası aslında. Yani üzerinde bakın bir hemen bir parlak bir yer oldu. Bahsettiğimiz buydu. Ki bu daha tam da karışmış değil. Karışırsa daha da parlak oluyor. Yani evet. Çok ince inceltilmiş değil bu yani. Çok incelse daha da olacak. Şimdi suya karıştıracağız. Suya yedireceğiz suyu. Getir şu parlaklığı göster. Anlatmaya çalıştım. Şuradaki parlaklık gibi olacak yani, böyle aynamsı parlayacak. Tamam. Yani bu is olmuş olsa isi suya karıştırabilmek için bir gün uğraşırsınız en az. Karışmaz, hep üstte durur. Sıkıntı çekersiniz. Tabii toprak kadar da çabuk emmez bu da suyu ama yine de hiç değilse karıştırılabilir yani. Suyla. Şey yapmıyoruz mümkünse, hani işte bunu suyla karıştırırız, ezeriz diye kesmek istemiyoruz çünkü hani bunu şu görüntüyle insanlar karşılaştığında yani yanlış bir şey yaptığını düşünüyor. Yani karışmayınca, hemen karışmayınca acaba yanlış mı yaptık diye bir hisse kapılıyorlar. O yüzden böyle birazcık görürsün istiyoruz yaparken. Ezdikçe bu daha da iyi karışacak. Artık suya karışmış yerleri gözüküyor zaten. Ebru da gerçekten kaliteli bir boyadır bu. Ezilmesi de zannedildiği kadar zor değildir. Hani taş halinde görünce insanlar bu çok zor bir şeymiş gibi, acaba bu nasıl ezilir ki falan gibi hissiyata kapılıyorlar ama öyle bir, yani ezilmesi de çok zor bir boya değil. Desenkle kısa sürede ezilebiliyor. Yani pek çok boyayla kıyaslarsak mesela 10 saat 12 saat ezmeyeceğiz bunu muhtemelen. Çok daha kısa zamanda olacak. Neyse de ezmeye başladıktan sonra yine ara vereceğiz buna. Çünkü yani bunu ezme işlemi boyunca 2 saat, 3 saat, 5 saat neyse video açık kalsa herhalde bizim videolara Allah kulu kimse bakmaz ondan sonra. 5 saat bunu kim izleyecek diye. Yani insanlar daha ziyade sonuç odaklı bakıyorlar. Aslında keşke izleseler yani baştan sona. Tam aşamalarını, her şeysini görseler. Çok daha mantıklı ama. Ben ne yapıyorum? Şimdi istediğim desenkle rahat ezebileceğim kıvamı yavaş yavaş su katarak getiriyorum. İlk başta bir koyduğum suyu her tarafına karıştırdım, emdirdim. Tamam. Yavaş yavaş su ekleyerek arttıracağım. Yani 3 parça, 4 parça kömür parçasının ne kadar boya çıktığını göreceksiniz. Yani hemen hemen bir kavanoz. Ufak kavanozlarda belki de 2 kavanoz. Yani sizin, herkesin satın aldığı boya kavanozları var. Ezilmiş boya olarak aldıkları. Evet. Onlardan rahat rahat 2 kavanoz o 3 parçacıktan elde edeceğiz. Evet, şimdi desengin rahat ezebileceği kıvama gelmiş midir arkadaşlar? Evet. Evet, o zaman görüyor musun, hemen ayna gibi parlıyor dediğim bu. Bu bile değil. Yani bu çok daha ince olmuş olsa da
suyla biz temas ettirsek ilk hemen eder etmez üzerinde gerçekten böyle gümüşümsü bir yüzey oluşuyor ayna gibi. Boyaların ne kadar ezileceğini önceki videolarda anlattık. Yani ölçütün aslında zaman değil, boyanın terbiye olduğu süre bizim için ölçüt. Yani bu her boya için değişkendir. Siyah boya için ayrıdır, oksit sarı için ayrıdır. Oksit sarının tonları için bile ayrı olabilir. Tamam. Yani siz sonuçta bunun kavanozda süt gibi olduğunu görünceye kadar, yani süt inceliğine gelmesi lazım. Boya kıvamını biz Ebru için ayarları yaptığımızda boyamız süt kıvamında olmalı. Evet. Tamamdır. Tamam.